Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Bugün kahvaltıya Belgin'cim geliyor. Belgin'den önce malum oldu. Koca yengesi diyecektim, bir tane yengesi var. Bir tane yengesi var. Hani koca abla, koca yenge derler ya. Koca yengesi diyecektim, şimdi o da yapıştırır hemen. Aklıma tabii başka yengesi mi vardı diye. Yok, sorun edilmiştim. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sen böyle şeyini götürmedin bak. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Doğrumuş. He? İyi yapmış. Evet, sen kendikini götürmedin. Üşeniyor insan değil mi? Aynen aynen. Ya da unutuyor. Bilmem. Gerek duymadım herhalde. Ay, götürecektin de. Aynen. Evet, patates yapıp kızartacağım. Hakan'ım, İsmail'im çok seviyor ama neydi, salamlı, yumurtalı, ay, peynirli. Çıkarayım. Kız çıkarma, güzel ya. Hazır ol, gideyim ben de. Aa, kahvaltıya kal, saçmalama. Köpeğim evde, şeyim evde. Aa, sanki eskiden hiç kalmıyordu mükü. Ne bileyim ben, şeyi de açık bıraktım dedim ya. Neyi? Aa, aşk olsun ablam ya. Yok, gideyim. Filizler de gelir efendim. Filiz daha uyuyordur. Yani onlar anne kız şimdi daha yatıyorlardır. Ablam kahvaltını yapıp da gideydin. Yok ya. Aklım da evde ya. Ay Mükü, sanki hiç kalmadın da. Aklım evde diyor. Kuşum var bir tane de, kuş aldım. Ha kız, ne kuşu? Bildiğin kuş. Ha kanarya mı ne? Onu... Ha serçe. Ha muhabbet kuşu. Ha geçen hafta dedim, arada Kenan'daydık ya. He. Kuş varmış, çocuğu rahat bırakmamış. Dükkana getirmiş, dükkanda da akşam da soğuk oluyor, üstüne öldürüyor dedi. He. Ben de dedim, biz de fazla kılarsak muhtemelen öldü oyuna başlayınca. Onu da götürün dedi adam. He, ama şey ya. Kuşlar 3-4 gün yem suyu oldu mu duruyor da. O şey değil. Ha, o evet, soğuktan doğru. Soğuktan ölüyorlar ya. Ben bir tane yaptım ya, tövbe estağfurullah. Nerede yaptın ki? Giriş katla oturuyordum. Gençmenin kız kardeşine satıyordum kuş. Onlardan aldım, kafasıyla mafasıyla aldım. Ve sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ev buz gibi kışın. Bir yalıma nallar dikmiş. Allah canını almasın tövbe. Ay ablam, dert oldu. Kahvaltı yap bir de. Kız niye dert oldu? Yemediğim şey mi sanki? Manyak. Ay tamam da yediğin şeydi. Hani şey yapıyordun. Eskiden kalıyordun yani hiç. Ev aklında mı kalıyordu? Çatlak. He. Neyse sen bilirsin. Ben Mükü'yü bir geçireyim. Valla teklif var, ısrar yok. Mükücüğümü geçirdim. O Serap gitti. Akşam o geldi. Bir saat sonra arkadaşlar. Biliyorsunuz bahsettiğim gibi ay. Filiz onda olduğu için diyordu, bırakıp gelemiyorum diye. Filiz kardeşine gitmiş, Emine'ye. Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Peynirli. Adını söyle. Yumurtalı, salamlı, kahvaltılık. Hakan'ın patatesi seviyor. Teyzeleri çok seviyor hem de. Vallahi onun için ısrar edemedim. Şimdi Filiz'in Robisi de orada. Biliyorsunuz Filiz, ama Mükü işe girdiği için geçici çalışıyordu kendisi. O şey yaptı. Emine aldı. Al getir, al getir. Emine'ye göndermişti Rozi'yi. Onunki Rozi, Filiz'inki Robi'ydi. O Emine'ye gönderdi ama Filiz annesinde kaldığı için Robi orada. O daha biraz senin yaşça farklı. Bir de onda hastalık var. Şey, hastalık dediysem yanlış anlamayın.
epilepsi var. Öfkelenip sinirlendim böyle geriye titreye titreye. Tövbe tövbe hanım kalıyor. Onu dedi geçirken, yok gideyim dedi, gene gelirim dedi. Dedim vallahi sen bilirsin, fazla ısrar edince gidiyorsunuz. Olmuyor, akşam geldi işte, akşam... Her gün dedim ya, telefonda konuşuyorduk ama birebir yüz yüze olduğu gibi olmuyor. Bunları ne yapacağım? Yeter mi o? Bunu da doğrayalım mı? Patateslerimiz, bir posta tencere daha var arkadaşlar. Onlar da şey olsun. Kızartayım. Hemen bunları da kızartacağım. Üstüne patatesleri de tavamıza atacağız. Üstüne çırptığımız yumurtayla peynirimizi ilave edeceğim. Kalır bir iyi olmaz. Ben kalacak sandım da. Neyse ya, gelmediği yer değil, gelir yine. Ekmeklerimi fırına dizdim. Ben yine alo dediği zaman ya da zil çaldığı zaman hemen fırınımızı açacağım. Serapçığım şey yaptı. Gitti aradı bayağı da, neyse onu sonra anlatayım. Şimdi kahvaltı hazırız. Evet. İlk defa kullanıyorum. Yağ sıçratmasın, buhar yapıp sulandırmayan kapağımızı çakırlardan almıştık pazarda. Birçok arkadaş hatırlıyordur eminim. Ne kahvemizi yedim, ne patateslerimizi kızartalım şimdi. Benim buzluğumda kaşar rendelediğim kaşar peynirim vardı. Kaşar peynir değilmiş ya. Neyse bu peynirden de koyacaktım. Kaşar peyniri yetmezse diye. Ene kız ben ne etmişim öyle peynir, kaşar peynirini çıkaracağımı. Lan kız yoksa kullandığım mı oldu ben? Bismillah. Neyse kullanmışım, önemli değil. Şu da şey gibi oluyor ya, kaşar peyniri gibi oluyor ya. Tulum peyniri, ben bunu çok seviyorum. Biliyorsunuz evvel gün kuru dolma yapmıştım. 4 tane kalmıştı. Müfiye dedim, yiyeceğim mi, karnın aç mı, yemiş de gelmiş, sen dur. Şöyle peynirimizi koyduk. Karnım tok dedi, durdum ben de 4 dolma vardı. Ne yaptım? Gel bakalım, gel. Ben bir köy yumurtası sevmediğim için şunları kullanıyorum onu. Evet, şöyle peynirimizin içine 6 tane peynirimizi verip 7 tane patatesimiz, bununla yiyeceğimiz duruma göre değişiyor. Hemen kıralım. Evet. Köy yumurtasını neden yemezler bilmem. Onun için bundan da bulunduruyorum. 5
6. Biri yeter. Bazı arkadaşlar şey demiş, haftaları da var bunların da denk gelmedi. Şey, arkadaşımın bir tanesi demiş, ya şunları demiş, şu plastikleri bilmem ne var, kanserojen, mantrojen anlamam da sürmeyin demiş. Yok hayatım, ona kanasıya kadar ne demiş, her şeyde bir şeyler var artık, bunu kabullendik biz. Kabullenmemiz lazım. Yani başka şeyin yok onun. Ne yapalım? Hemen bir tane peynirle yumurtamızı çırpalım. Sen de hemen şurada dur. Evet, tuz, tuz. Demir zaten kullandığımız teflonlara, dökümlere şey yapamıyoruz, kullanamıyoruz. Ötekinden de yok, hani o, alsam tamam da, vallahi dediğim gibi kullandığımız her şey de var hayatım. Peynirimizle iyice çırpalım. Bunu insan hepsinin üzerine ilave edecek. Oo, pişti, gel bakalım seni bir çıkaralım. Evet canlarım benim, sabah güneşleri, patateslerimiz de kızardı gördüğünüz gibi. Vallahi bununla yakın çekimi, makın çekimi olmaz. Yavaş yavaş masamı da çevirdim. Belgincimle konuştuk. Şu patatesleri koymadan onları çıkarmayayım dedim. İçinde az doğradığım salamlarımı içine ilave edeyim. Yapma, az önce sildim. Aa. Salamlarımız da pişti. Bundan sonra üzerine ilave edeceğim diğer patatesleri. Hemen arkadan hazırlarım. İçine karabiber falan çok az bir şey koysam iyi olur da acaba çocuklarım. Maşallah Hakan'ım zaten her türlü götürüyor. Evet. Biraz da karabiberimizi ilave ettik. Oh. Mis gibi mis. Çocuklarıma değişik bir kahve arttırıp diğer patateslerimizi de şöyle iyice harmanlayalım. Kırdığımız yumurtamızı çırptığımız peynirimiz de kaşar peyniri de olur, tulum peyniri de olur, hiç fark etmez. Karabiber ve tuzla çırptığımız üzerine gezdiriyorum. Belgincimle görüştük. Bunun altını hemen ne yapıyorum? Kısıyoruz. Kısık ateşte hoppa. Şöyle çektire çektire, çüktüre çüktüre yapacağız. Kapatalım. Şimdi ben geçeyim diğer kahvaltılarımı hazırlamaya. Peynirimizi alalım. Çay demleyecektim kız. Dur çayımızı da açalım. Evet çocuklarımız birazdan. Kuzularım gelecek. Patates, peynir, salam, karışımız. Hoppa, börek gibi oldu börek. Şöyle hemen, benim de bileğim ne kadar tutar bilmem. Hoppa. Kollar güçsüz olunca zor. Hemen bu tarafını da pişirelim. Kısık ateşte. Ondan sonra
biraz şu ağır olunca kol dayanıklaştı, zorlandık ama sıkıntı değil, yaptık. Tersini çevirdik. Bakar mısınız canlarım benim? Kavanozuma bunu... Ben gittim, Serapçım kalmış ya, demiştim ya, hatta o gün şey oldu, hani evde kaldıydı dün. Yanında getirdiği şunlardan kavanoza bunu böyle tutturmuş. Ona elleme diyor, çok güzel oldu diyor. Ay ellemem hayatım, eller miyim dedim. Pergin aradı, anne dedi, bir 10 dakika sonra oradayız dedi. İyi tamam annem dedim, ben de patateslerimi altını kapattım. Soframızı, çayımız hazır. Şöyle çim böreğimiz. Karışık değişik olsun diye yaptığım kıymalı pırasalı böreğimiz, kahvaltımız, avokadomuz, patlıcan ersesi, kahvaltımız tamam. Eksik olan bir çocuklarım, yumurta haşlamadım. Şimdi tavadan onu ben sıcak sıcak yiyemezler. Kesme tahtasının üstüne alacağım, onu da bir dilimleyeceğim. Geldikleri zaman hemen oradan, ha ekmeklerimiz bu arada fırında. Çay bardağı 3 çıkardım. Ben büyük ihtimalle çocuklarıma reyhan şerbeti zaten akşamdan çıkarmıştım. Hakan'ım çay içmezse İsmail'im diye. Çay içerlerse çay, çay içmezlerse reyhan şerbeti. Sanki eksik gibi bir şey var gibime geliyor. Sizce de kız var mı? Domates doğrayacaktım. Domates yerine şunlar olduğu için domatesi pek doğramak istemedim. Şunlar daha güzel geliyor. Sırf domatesden yapılıyor ya, içine öteki harçlarını koyuyorsunuz. Geçen de en son geldiklerinde de, onlar geldiğinde de, Serapçığım geldiğinde de koyduydum. Aman baktım domatesler kaldı gitti öyle. Öyle kalınca da iş bana düşüyor, öğütücü. Onun için dedim acaba bir iki tane doğrasam olurdu da. Ay neyse boşver, doğramayacağım. Şimdi hemen ne yapayım ben? Ocaktakini alayım, dilimleyelim. Evet. Evet, evet. Aa. Bu harika oluyor arkadaşlar böyle. Bakın börek gibi. Sıcak yalnız. Şimdi ben dilimleyeceğim bunu, tuzu az. Az her zaman iyidir. Ben ilave edebilirim. Arzu eden ilave edebilir. Ama öteki türlü çok oldu mu o sıkıntı yaratır. Bunu kaldıralım da uzun bıçağımı alayım. Şimdi onunla keserken. Anlasın beni. Bismillahirrahmanirrahim. Pasta mübarek pasta. Şöyle. Çevirelim dilimlerimizi. Soğusa bari onlar geleseye kadar. Hemen fırınımı da açayım. Hakan'ım şimdi, Belgin öyle dedi. Anne dedi, şey yaptı dedi, şimdi kalktı dedi, yemedi. Tabii o aç, krize girer, anneannesi gibi krizlere girer yavrum. Gördüğünüz gibi şöyle patates. Bunun içine her şeyi koyabilirsiniz mesela, yumurtayla çırptıktan sonra. Ben bu patatesli yumurtayı çok seviyorum. Kulağı açılmasın Fatih'cim de kahvaltıda. Sade patatesi kızartıp üstüne tabii ki ben içine peynir koydum, salam koydum. Arzu eden arkadaşlarımız ne koyabilir? Sucuk koyar. Koyar da koyar. Mesela maydanozum var. Ben çok ince kıyıp yumurtayla içine çırpıp onu da Belgin'im yemiyor. Aman ne yapalım, bu şekilde yaptık. Şimdi hemen ben fırınımı da açayım. Ekmeklerimi zaten şu şekilde dilimleyip koymuştum. Ha büyük ihtimalle bu ekmek şu an, şimdi börek var, yumurtalı şey var, çok gelecektir ama akşam üstüne doğru
öğlenleyin bu şekilde de yiyebiliriz. Çocuklarım geldi. Evet, Antalya çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi bir hava var. Ah koca kızım benim. Mecbur çünkü Hakan'ımız. Anneannem Hakan. Hakan. Anneciğim aşofmanın yok muydu? Ya Hakan. Hakan'ım. Yukarı bakmak aklına gelmiyor çocuğumun. Bak ya. Hakan, anneannem. Aşağı bakıyor. Hadi gelin. Kim gelmiş de kim gelmiş? Anneanne senin küçük paşası gelmiş. Ay, uyku yaçamamış. Kim gelmiş? Anneannem içime çok uzun yoktu. Gerçi o da çok güzel de. Kim gelmiş? Anneanne. Anneanne. Dön. Acıktım anne. Ne uyku daha kalkmış. Oh. Oh. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk. Şşş. Mutfağa bak. Ay. Otur hemen yerine anneanne. Git. Şşş. Acıkmış o da o yüzden. Bak gene aynı yerine. Allah aşkına. Üstündekini çıkaralım. Hoş geldin anne. Elindekileri bırakın dedim. Dur, zeytinini getirdim. Soframızı topladık. Birazdan ne yapacağız? Kabım diye diye kızıma yazdım. Çorba. Görenler de birkaç kişi değil, bayağı kişi demiş. Evde ya demiş. Yok. Evde hiç kapı yok değil ya demiş, git oradan al. Almanın sonu bitmez ki bunlar gelmezse. Al. Sade ben kendime değil, mesela Mükü geliyor, gördüğünüz gibi çok gönderiyorum oraya ben. Daha sık geldiği zamanlar. Belginim ne zaman gelse devamlı böyle. Hep al al gelmezse ben ona şey mi olur? Başa gitmez mi? Onun için dedim ben al işte çocuğuma çorba yaparım, o gene gidecek. Ama yine getirdim. Yani. Yazdım unutur diye. O da unutuyor yani, normal ne yapacak Hakan'la. Evet, kızımdan bir tane. Hiç açmadın bunu değil mi? Hiç açmadım. İlk suyunu da değiştirmedim. Sen bunu tatlandıracaksın. Bir bakalım mı? Hayır, o acı. Açılmayacak o. Yiyeceğin zaman açacaksın. Hayır. Suyunu temizleyeceğim. Tamam ama suyunu şeyini temizle mesela. Anladım ben, suyunu değiştireceğim de. Tatlandıracağım, az bir şey tatlandır kendisi. Ha ben öyle yapacağım. Bunun suyunu değiştirmeye gerek var mı artık? Yok, hiç yok. Ha. Bunun suyunu böyle duracak, zeytinin bittiği zaman yapar. Kız anneanneyim biliyor, 60 yaşında. Ne kadar tatlandıracaksın sen? Şimdi mi tatlandıracağım? Şimdi değiştirelim, ilk suyunu değiştirmemiştim. Ha açayım mı dedim, açmayınca ondan ellemedim anne. Geçin. Sen çeviremem ben. Çevirsen. Ne sıkıştırmış kızı. Tamam. Oo. Ama bu acı. Tamam. Var mı kavanoz yapalım sana? Hadi al da yap bakalım. Feyza getir biraz. Şuradan bir kavanoz var mı? Bunun suyunu değiştireceğim mi? Yok. Hayır hiç değiştirmeyeceğim. Aman anneciğim. Al elini ne temiz şimdi yıkadın ya. Olsun. Ben zeytinin kokusunu da çok sevmem. Ha ondan. Şu üsttekileri alayım. Bunlar çekirdekten çıkıyor zaten ama. Aynen. Zaten kırma öyle oluyor kızım. Belki kimse az kırıyor ya. Ha, aynen. O zaten geç de oluyor. Evet. Bu daha kolay olsun diye. Sen böyle kavanoz kavanoz tatlandırmayı silindir geçmiş gibi oldu biraz. Ne? Üstünden silindir geçmiş gibi oldu biraz. Bunların mı? Ama birazcık öyle olmuş. Evet bayağı şeyde açarsa. Biraz daha oturup oyalansaydım ben çekirdekleri çıkaracaktım. Ha öyle yapan da var. Evet, benim de pazarda gösterdim sana bizim burada hani. Adam vallahi koyuyor. Bunlar var ya, zeytinleri bir sürü koymuş Feyza, düşüyordum da. Yanına da makinesini koymuş, 6 kilo, 7 kilo mu alıyor? Adam 3 dakikada makineye atıyor, tak 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 tak, kırıyor çıkarıyor. En güzel aslında. Ha, evde uğraşmayın, ne kadar güzel. Şeyde gördük ki, ha sen yoktun, annem borcuna girmişti, biz Yelena'yla kapıda bekliyorduk. Şey vardı, zeytin çizme makinesi vardı, atıyorsun içine. Çizme de var, kırma da. Atıyorsun içine, üstüne basıyorsun ama onu tek tek yapıyorsun, büyük makine değil, çok küçük bir şey. İçine atıyorsun, içine bıçakları var. Üstüne bir çubukla bastırıyorsun, aşağıdan çizgi bulmuşsun. Tamam işte, hem kırması var onların, hem çizmesi var. Adam vallahi hiç evde alıp da dediğin gibi. Uğraşmaya gerek yok. Kırdın aynen. Şey yap. Orası
şöyle öde misin? Hayır, zaten perdeyi kapatmıyorum, şuraya koyayım. Ama ben onu alıp şeyi de koyarım. Yapım gibi yer yaptım ya. Hayır. Orası karanlık, öteki de oradaydı. Ben onu bu sabah çıkardım, zeytin koyacağım diye. O da oradaydı. Bunu sen var ya, günde iki sefer zaten biliyorsun. Yapsan hemen iki güne tatlanır zaten bu. Ha, böyle suyunu değiştireceğim işte bunu. Günde üç dört defa değiştirsen yetmez zaten. Ha ya, değiştirdim mi tatlanır o zaten. Kabaklarında da var da yeter onlar. Çok yediğimiz için biz öyle şeyle yapıyoruz. Bir de onu yapıyoruz. Siz annem kalabalıksınız. Ben bazen kahvaltı bile yapmıyorum. Bırak hani zeytini. Ha, yedim mi de zeytini illa kahvaltı değil. Yemeğin yanına koyup da yiyorum. Aynen, o da çok kötü oluyor. Evet, şimdi ne yapalım? Şey, senin yaptığın şey var ya hani Bahar abla. Soslu yemek yapıyoruz biz. Evet, sosluyoruz. Onun içine sosunun içine bekletiyoruz. Çok ha? Güzel oluyor. İşte ben sana diyorum ya, ben öyle tatlandırıyorum. Ben öyle değil. Ben başta tatlandırıyorum. Ondan sonra bir soslayarak iki güne sosları bekletiyorum. İşte ben öteki türlü yapıyorum. Öyle. Kahve içelim, ondan sonra bakalım. Hakan'ın burada, Hakan'ın sevdiği bir şeylerden yemek yapalım. Kahvelerimizi içtik. Şimdi hemen yapalım. İçeriye gideceğiz. Az bir dedikodu yapacağız ama tavuğumu koyayım. Vallahi göğüs diye çıkardım. Artık butları koyacağım annem. Hakan'ıma bulgur pilavı. Hmm. Tavuklu dedim ben. Bunlar da ayrılır be. Ayrılır. Vallahi hiç buzlukta seçemedim ben. Göğüs sandım. Ergin de göğsü seviyor ya. Pirinç yok ona değil mi? Ondan bulgur diyelim. Pirinç de var da yani ne kadar çok şey olursa... Bulgur daha iyi. Bulgur, aslında bulgur daha sağlıklı. Hani bulguru ben de çok seviyorum ben ya. Ben de seviyorum bulguru. Çocuğumun bulgur şeyi. Hemen bunları haşlamaya koyayım. Yemeklerimizi de yapalım da ondan sonra rahat rahat oturup dedikodu yapalım. Yemek olarak da ne yapacaksak düşünürüz anne. Ne yapalım ki? Aklında var bir şey? Bulgur pilavını tamam dedik. Hı. Aklımda başka bir şey ne var? Düşünürüz bir şey. Bulgur pilavı yiyorsa çorbaya gerek var mı bilmiyorum. O tarhana da seviyor değil mi? Sever. Yapıyordum tarhana Şerifeciğim'in tarhanasından şey yapıyordu. Şey yaparız. Olmadı düşünürüz ya onu da. Vereyim anne. Gel şimdi. Hakan'ımız bırakmıyor bizi. Ah Feyza, kemikler çıktı sana. Bunları sıyırmaya. Hemen ne yapıyoruz? Belgin'ciğim orada. Ocağımın altını yakayım. Çocuğum birazdan acıkır. Ay! Silerken oturtmamışsın. Taştı tavuk. Belgin de dur dedi, silivereyim dedi. Aynen. Güzel. Eli kulağında gidecek tüpüm de. Ay o kötü işte. De var ya tam dengesiz bir zaman. Vallahi yapacak bir şey yok an. Evet, ver yine hemen. Biraz su olsun. Ne istedi o? Çok kemiği diyor. Biraz da hepsini ayıklayayım da öyle al dedim. Elleme sıyırsın çocuğum. Hayır, ya. Hayır sıyırsın. Bravo. Hepsini bitirin de hepsini alsın dedim ben. He. Bitsin hepsini alsın. Ver Hakan'a da karşılıklı sıyırın. Aynen. Çiçeklerimi çok az koyuyorum. Ya tereyağı ya margarin. Ben her ikisinden de koyacağım canlarım benim. Oh. İpler aldım, ipler. Neler neler. Dur onları da göstereceğim. Yemeğimizi yapalım. Bir sürü. Bir sürü aldım. İşte kadın da oh hemen 850 liralık alışveriş yaptı. Aynen. Evet, pilavımız erisin. Hemen bulgur pilavımızı. Bulgurumu iyice yıkadım. Biraz şehriye kavuracağım. Belgincim'in yaptığı acılı domates sosu. İçinde biberi de var. Çok fazla koymayacağım. O yeterli. Hakan yiyemez diye. O da yeter herhalde. O kadarını yer. Yer kadarını yer. Çok olmasa da az da olsa yer yani. Aynen. Biraz da domates. Tavuğumuzun suyu burada. Onun altını açayım ben. Ateşte aynen hafif sıcak olsun. Bugün buranın pazarı olduğunu unuttum da hiç patatesim. Vallahi hiç her şeye gideceğim, pazardan alacağım. Gözün göre göre. Ben
Biraz tel şehriye, ben arpa şehriyeyle karıştıracaktım ama sonradan vazgeçtim. Ebru en iyisini yapıyor. Gördüğünüz gibi pazardan gitti aldı şey, mısır ununu bile anne kapalılarla açıklar çok fark ediyor dedi. Hakikaten de ediyor yani. Bunlardan pilava koyulacak yok. Yok. Maalesef baharatlardan yok. Yok yok. Belginin de tavuğu ayıklaması. Şöyle çevireyim. Başka nasıl ayıklamıştı? Ayıklıyor mu ya? Yok yok. Hani şu bakımdan ben derisini seviyorum ya. Ben derisini koymuyorum. Heh, koymadığı için diyorum. Ama Feyza onları şimdi Feyza ya. Değil ben de çok ama eti bile kalmış. Eti kalmadı aldım hepsini. Aşkım. Gel anneannem sayır sen gel. Geldi. Ona demedim, ötekine dedim. Anneannemin yavrusu da kuzusu da. Hadi şş. Sen sıyır. Yavrum. Anneanneme ben tavukla bulgur pilavı yapıyorum. Anneanneme tavukla bulgur pilavı. Ay ne güzel öptürdü kendini. Yerim seni ben. Ne? Tarhana. Tarhana bulgur langur lungur. Ebru'cuğumun kulağı çınlasın lafı. Aman bazen öyle diyordum. Onun öyle lafları vardı. Neden bir ama daha benim yanımda ki. Annem ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye diyordum. Hani evdeyken de telefonla. Aman ne yapayım anne, tarhana bulgur işte gidiyor. Ondan kırılır buraya değil. Öyle lafları vardır onun. Tarhana bulgur, langur, langur. Evet, çiftliğimiz biraz pembeleşti. Şöyle birazcık, bir iki ay geçsin soğuklarda da Feyza hafta sonu gel gene bana kalmaya. Görmüyorsunuz oradan. Bunlar küçük değil mi tavuklar biraz? Parçalarım. Sen bilirsin kafana göre anne. Tamam. Hakan nasıl yiyecekse ona göre yap. Ben bulgurla bir şeyi tarhanayı onun için düşünüyorum. Sen bulgur diyecektin. Evet. Bulgur hani pilavıyla dedin ya hani bulgur diye. Hani çorba olarak ondan Hakan'ı düşünerek de şey yaptım. Hakan bunun içinde de ayırır onu hoş da. Ama çorbayla beraber biraz zor olur. Yani şey yapıyor ya hemen. Çorbayı kıymalı yapacağım. Yıktığı için. He? Hemen çorbayı yıktığı için şey yapıyor ya. Ha, onda gidiyor aynen. Gidiyor. Ağzını çok fazla gevelemiyor. Evet, onun için tarhana çorbası yapacağım. Kıymalı, hatta Feyza anneanne kıyma koymasın olmaz mı dedi. Vallahi Hakan için yaptığım için dedim, kıymalar zaten dibine çöküyorsa kıymasını almayacak. Yani. Bu mercimek çorbası ne güzel oldu bak. Et sulu. Ney mi? Mercimek mi? Evet. Yedi onu değil mi? Yedi. Yedi, çok güzel yedi. İki kase yer oldu. Oh yavrum benim. Hemen az biraz salçamızı. Sen daha o şeyden malzeme et yapmadın değil mi? Domates kökümüzü de koydum. Hani beni benden yedin ya. Onu yapmadın mı? Yap. Aslında bana dolaba koyulacak şeyler yapılacak. Aynen, bana bir gün ayarlayacağız da. Hem ben kendi kilerimi yapacağım. Sadece senin kileri yaptırdım. He, aynen. Sana tatlı fazla yapacağız. Tuzlu ve tatlı. Tuzlu istemiyorum. Ay yani tuzlu az da olsa bak, bir ölçüde ya olsa yap, koy. Tuzlu şey çok fazla bayatlamıyor. Sana kek yapacağız. Bir de sana şey yapalım. Profiterol yapalım. Bak ben senden istediklerimi söyleyeyim. Ben tuzlu bana verdiklerini hiçbir yiyemedim tadına baktım. Yiyemiyorum. Ha, senin dediğin doğru. Kim geldi? Ha yengen geldiydi. Serap yoktu. O zamanlar evet o. Ama hafif tatlıları yiyor. Evet. Çok tatlı değil. Ben sana benim istediklerimi söyleyeceğim. Ondan sonra buzluğa girecek olan süt. Akşam kalktım tatlı yengen bana bakıyor. Ah ben günah dedim, gene seni kulağını çınlattım. Kapat, sonra yıkarız.
Ah be Elginah dedim, bayram şekerlerini bitirdin dedim. Ha evet. Şimdi farklı yönlerden alıyordum. Beyazı da kestim ya, ara ara canım istiyor. Geçen muhallebi yaptım kendime. Hmm. Bakıyorum tatlı bir şey yok. Aldım buradan 2-3 çay kaşığı şeker, gittim oturdum. Kahvaltıda çikolata yok mu? Çikolata öyle işte almıyordum. Ama hafif sütlü tatlılar yapacağım artık. Yap. Buzluğa koyacak, ondan senden kurabiye öyle istiyorum. Hemen şöyle tavuk suyumuzu da koyalım. Ocağımızın altını ıstık. Altını da hemen kapatayım. Benim bulgur pilavım. Ha getir annem koyalım. İşte onu diyorum. Tavuklarımızı da koyduk. Vallahi unuttum onu da. 10 dakika sonra Hakan'ım daha acıkmadan çocuğumun oğlu. Çorbayı da yetiştiririz tamam. Yama. Beyza beğendim mi bakalım. Ama iyi ki poşet koymuş. Valla bu hayat pahalılığında herkes ne yapacağını şaşırıyor. Koca bu peşeti buldu. Bunları boşaltıyor, bunları alıyor. Dedim alma, bana da lazım. Dedi ya içine koydum diye boşalttığını koymuş hani. Ama ne yapayım? Evet arkadaşlar aldığım ipler. Şimdi nasıl renk yapacaktık? Bakma ona buraya bak. Hakan benim gözümün içine bakıyor canım. He. Anne. Beyza şunlar şu şekil siyahla. Ay yok şekil. Ne bakıyor sen öyle. Yok. Dur bakayım de. O değil. Bu renk yok tamam. Bu. Başka renk yok. Şurada var mı? Yeşiller. Bak şu krem rengine tek renk yapabilirim dedim. Beyaz çok çiğ durur. Hani şu. Şu. Hiç pembe kırmızı falan yok. Hayır yok. Onlar. Hayır artık bunlar benim yarım olanları aynen. Aldım ben. Hayır ama dur. Ha bunlar şöyle. Evet, siyahın evet. Üzerine. Siyah çerçeve. Mesela bu siyah çerçeve. Göbek üstüne üstüne. Aynen. Siyaha, sade. Bunları şöyle aldık. Üçünü göbeğe kahverengi de yaparım. Fark etmez onu nasıl yapacağımız. Şunun üstüne ben tek renkle gidebilirim dedim. Hani motifi tek yaparım. Ha. Çok güzel. Şu yeşiller de buna. Bir tane miydi bu yeşilde? Evet. Yok be bu yeşil bir anlıyormuş. Ha bildiğin bunun içinde. Bir tane değilsen başka ton yok yani. Ha şöyle iki değil mi? Aynen. Ya bu iki iki mi olacak? Nasıl olacak? Öyle sen bunu dedin ya tek renk yapacağım. Ben şey dedim, motifi dedim. O zaman bundan tek, bundan tek ara ara serpiştireceğim aynen. Öyle. Yani iki renk karıştırmayacağım. Aynen. Bu ne içinde? Ha bu da. Ha aynen. Bu dört, aynen. Beyaz. Bu da olur. Beyaz fazladan almışlar. Aynen aldım. Fazladan bir şey kullandım. Aynen fazladan beyaz var. İki tane beyaz var. Ya kadından neden aldık? Ucuz diye. Ucuz. Ben bunları. Koş koş. Koş annenin. Aa yok Ayşe. Gel kuş şu. Gel anneye gel bak. Anne söyle ver. Şunları da kendi örtlerimi yaptım ya. Al al evet, anneciğim. Al. Kesme ne istiyorsun? Kesme ya. Anam senin istediğin ip olsun anne. Evet yani şu yeşille kremler tamam. Uzun yapacağım. Aynen. Bunlar buraya. Bunların renkleri çok güzel. Belgin şunu sen beğendin herhalde. Harda. Renkler gerçekten kahve, güzel. Siyahın üstüne. Bunları da ekstradan almışım. Beyazları ekstradan aldın anne. Beyazlar hiçbir şey değil. Beyazları alayım dedim. Beyaz arasında kadınlarında iki tane var. Hatta sen bunu işte beyaz karıştıracaktın da kadar krem karıştıracak dedi ya. Sanki poşette vardı dedi. Yok yok. Kes anneciğim ondan da. Kes. Al. Tamam. Bırak benzin bırak. Aman bırak alsın bırak öpme şunu. Al anneannem bak. Al anneannem dur al. Ben seni bunların içine boyayayım ben al. Şş, dur bakalım amca. Bak atıyorum. Al anneannem al. Şş, al anneannem. Al. Şimdi zaten çocuğa sürekli ne yaparsan onu bak. Bir. İki. Al anneannem al senin olsun oyna. Anneannem karman çorman yap al. Bak. İstemiyor şu anda. Elinden alsın. Abam vaha kızdı. Elinden.
Aa, alma. Ay İsmail. İsmail'i görmek. İsmail sana şey yaptı bu. Tamam aşkım. Ay ne oynardık onu ya. Dur bakayım unutmuş muyum Feyza? Ay biz çocuk, bizim oyuncaklarımız bunlar da. Tahta beşik. Bak unutmamış. Hadi. Şöyle. Böyle de oluyor. Böyle de oluyor. Serçe parmak. Tamam öyle. Evet. Bozdum. Aa! Bozmadım sen. Şöyle miydi? Aynen onu böyle alacak. Evet. Bozmadım. Asıl düzlerim işte eski haline geldi. Hayır, sen başta bozdun. Başta serçe parmaklarıyla alacaktın. Sonra böyle aşağıdan yuvarlayacaktın. He, alışım mı bozuk biz serçe? Tabii alışım bozuk. Ama alışım doğru. Serçeyle İplere alışsın doğru. Yap, doğru. Al. Dur. Al. Aynen. Al. Evet. Tamam. Ha, şimdi sen al. Sen al bakayım. Böyle olacaksın. Ha, doğru olur. Ters üçgen. Şimdi yine annesi gelecek. Yok bizim zamanımızda ters üçgen yoktu. Biz düzlüyorduk. Abi şimdi zaman da. Yeni çıkmış böyle. Bu yeni. Aynen yeni aynen. Ters üçgen yeni çıkmış. Yapışın buraya. Bak buna boz dediysek sana da sökmüş. Bu da sökmüş. Koluna takmış. Sök anneannem. Sen de sök anneannem. Takıldı. Koluna mı takıldı anne? Yok be açtı böyle kendini. İşte ne yapalım gidelim günlerimizde bunlar. Arkadaşlar şimdi fiyat olarak söyleyecekler. Ebru'nunki iplerinden marka değişikliği. Ebru'nunki 50 gram 19'a almış değil mi? Ebru 19 almış ama internette 29 lira şu an. Ha biz internetten baktık 29. Bunlar 100 gram 33. 33. Yani 16,5'a geliyor. 50'si 16,5. Ebru'dan ne kadarmış kalmış? 16,5, 17,5, 17,5. 2,5 lira daha şey almış. Tamam anneciğim. Aynen. Peçme elleme de bağırmasın. Ben ellemedim Feyza'yla dolu. Valla bunun nekini söküveririm bak. Ebru'dan 2,5 TL eksik almış yani sizin anlayacağınız. Hayır 2,5 TL yazıyor. 19'u mu aldı? Evet. Ama şimdi 19'u yok bulamıyorsun ki 19'u. Ya ben şimdi onu aldığını hesaplıyorum. Bunlar da mesela şeyse 12,5. 3 lira. 3 lira mı? Neyse ben 500 lira şey yapmışım yani. Önemli. Elleme. Elleme beni delirtme. Elleme bağırmasın. Biz kızımdan hep böyle şey yapıyoruz. Önce şimdi anasını aslında. Hiç görmeye ya çocuğunu. Şakkada şukkada şey. Ya onu alsın. Bana bir şey demiyor. Bak. Al. Anneanneye de demedi. Evet arkadaşlar güzel bir videomuzun sonuna geldik. Her zamanki gibi gelsene anneannem buraya. Hadi gel bir şey. Evet inşallah her zamanki gibi çocuğumuz dizime. Gel gucuma. Gucuma. Her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın. Hadi bay de bakayım bir. Bay. Hadi. Hoşçakalın. Bye. Hayır, işi var.